بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Evet bugünkü Arapça dersimiz 12. ders. Müennes yani dişisel, kadınsal olan zamirlerle e, işaretlerle meşgul olacak. Burada bir e, müennese yani bir kadına hitap şekli entidir. Erkek için ente ente kadın için MT. Bunlar böyle ayırt ediliyor. Mesela demiş ki min eyne NT. Kırmızı olan e, işaret yani zamir nedir? Mühennes zamiridir. nt. Yani burada nt ile nt arasında fark gördüğünüz gibi e, altındaki esredir. T'nin hareketidir yani. Min eyne nt ye e Sen nerelisin veya neredensin ey amine. Bunu çoğaltabiliriz. Min eyne enti işte isimler fark etmez. Efendim bu muhatap olan, gayip olan birisi için min eyne hiye diye sorulabilir. İşte o kadın nereli gibi. Hiye. Bu ve erkek hiye kadın. Ente erkek enti kadın için. Bu enti zamiri başlı başına yani kendi halinde olursa enti Enti. Fakat bir e, isme bitiştiği zaman yani zamir muttasıl olduğu zaman ki yani enti, ki haline alır. Ki olur. Bu da bu misalde ehadihi kıdruke kıdru ki yani kıdrukedir. Kıdru ki ya Meryem. Bu senin tenceren mi ya Meryem? Yani bu kıdır e, eskiden böyle balçıktan yapılan, topraktan yapılan çanak çömleğe kıdır denirdi. Yani tabi metal e, çok yaygın olmadığı için topraktan yapılırdı. Belki daha şifalı, daha faydalı gibi. Neyse. kıdırıke erkek için sorulur. Ki kadın için bu senin tenceren diye soruluyor yani burada kırmızı olarak gösterilmiş kelimelere harflere dikkat etmek lazım sonra buraya kadar olan kısımlar olan kısımlar isimlerle ve zamirlerle ilgili kısımlarda. Bu şuradan itibaren de fiillerde yani verb, Almanca verb dediğimiz fiillerde müenneslerin sonlarına gelen T harfleri var. Gaibe, tekil, dişi, mazi fiili. Zehebet yani sonunda mutlaka T harfi var. Cezimli T. Bunun e, müzekkeri yani erkeği zehebe zehebe nedir? Gitti. Yani zehebe bir kişi gitti. Zehebe, zehebu ondan sonra ne geliyor? Zehebet. O kadın gitti. Zehebet'nin ardından Elif, Lam ile başlayan bir kelime gelirse İki sakin harf bir arada olmayacağından arada kaynaştırma için kesre yapılır. Kesre konulur. Yani kaynaştırma kesre ile yapılır. Mesela Zehebetil bintü ila ebihe Normalde bu zehebet cezim olması lazım. Ama el bintüye geçiş yaparken geçiş yaparken e, vuslat halinde yani ne yapıyoruz? bir esre koyuyoruz. Vehebet el bintü demiyoruz. Ne diyoruz? Vehebetil bintü ila ebihe. Burası ebihe olması lazım. Ebihe yazmışım. Ebihe. Çünkü e e bint müennestir. Müennesin zamiri ebihe diye gelir. Yani sonunda elif olan he. Bu ne demekmiş? Kız babasına gitti. Sonra tekil erkek için isim mevsul olan ellezi, ellezinin dişilerdeki karşılığı elletidir. Mesela et leti, celaset, emamel külliyeti in Türkiye. Et talibatu e, talebe yani kız öğrenci öyle kız öğrenci ki elleti jeleset oturuyor. Ya da oturdu. Nerede oturdu? Emamel külliyeti üniversitenin e, önünde oturdu. Yani üniversitenin önünde oturan kız kız neredendir? Min Türkiye Türkiye'dendir. Burada müenneslik alameti olarak yine 50 T var. Sonra fiilden sonra da sonunda da t harfi var. Bunlar bunlar müennes yani dişiler için kullanıldığının işaretidir.